Hepinize merhaba arkadaşlar. Ezreal aldım, normal maçtayım. Bundan sonraki videoları normal maçlardan çekeceğim çünkü oyunun derecelisi gerçekten oynanılmaz bir halde ve çok kötü durumda. Dereceli oynamaktan sıkıldım. Elmas 2, elmas 3, elmas 1 arası gidip gidip geliyoruz. Yani bir sonuca varamadık. Dereceli de bu sezon oyun çok büyük sıkıntılar çekiyor. Sebebini ben de bilmiyorum. Yani çoğu oyuncu benim gibi böyle profesyonellik liglerde oynamış. Yani İtalya turnuvasında falan böyle oynadığımız, kapıştığımız adamlar bile şu an elmas 3, elmas 2'den çıkamıyorlar. Her maç 0-10, 0-12 Fioralardan bıktık. Her maç aynısı geliyor. Şimdi ben elmas 3'üm ya da elmas 2'yim. Takımda gold var falan. Bundan sonraki videoları içerik üretmek amacına çekeceğim. Hani benim kanal profesyonellik amacınaydı ya. Lig kasıyorduk, dereceli oynuyorduk, Lee Sin puanı falan kasıyorduk. Lee Sin'den sizin kadar ben de sıkıldım. Evelynn'den de sıkıldım. Yasuo'sundan da sıkıldım. Zed'inden de sıkıldım. O yüzden oynamamı istediğiniz hero'lar varsa kesinlikle yoruma yazın ki ben de sizler için mesela Nasus mu istiyorsun baba? Yaz Nasus'u, hemen çekeyim sana Nasus videosu. Normal maç olduğu için, dereceli olmadığı için kaybedecek bir şeyimiz de yok. Fiora mı istiyorsun? Yaz baba yorumlara Fiora'yı. Hop, yarın Fiora videosu kanalda olsun. Şöyle bir 10 gün falan istediğiniz hero'ları falan çekeceğim. Çok fazla falan kelimesini kullandım. Evet, doğru. Şöyle bir 10 gün küsür ya da 8-9 gün sizin istediğiniz hero'lardan yola çıkacağım. O yüzden kesinlikle istediğiniz hero'ları yorumlara yazın. Yazmışken de bir like atarsanız çok sevinirim. 10-15 gün boyunca içerik üreticisi olacağım. Yani istediğiniz hero'ların nasıl oynanır, full can çalmadır, full tanktır, ne isterseniz baba, hepiniz ne istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü kanala video atamadım 3-4 gün. İçerik yok, anladın mı? Dereceli oynamaktan sıkıldım. Büyük ihtimal siz de dereceli izlemekten sıkıldınız diye düşünüyorum. Ben dereceli oynamaktan sıkıldıysam siz de izlemekten sıkılmışsınızdır haliyle. Ve bunaldım. Kazan kaybet, kazan kaybet. Ya dedim başlarım. Çek baba içeriğini. Kas full tank Rammus. Yaz başlığa en güçlü ormancı Rammus. İzlesin millet. Ya da oyundaki en güçsüz hero Mastery'yi ya. Çekersin Mastery videosunu, yazarsın başlığa en güçlü ormancı Mastery'yi. İzlesin millet. İçerik üreticiliği. Yani içerik üreticiliği altında milleti dolandırmak. Neyse. Bir saniye. Şöyle minyon kaçırmayalım. Şimdi ben yine gerçekçi olacağım. Ezreal şu an metadaki en güçlü ADC arkadaşlar. Alınabilecek oyunda seçim yapabileceğiniz en güçlü pick ADC rolünden bahsediyorum. Ezreal gerçekten bir tane Q'su kafa yarar diyorlar ya, öyle bir hasarı var. Bu arada arkadaşlarımla bir tane Metin 2'ye başladım. Aranızda Metin 2 oynayan illaki vardır. Metin 2 seven illaki vardır. Geçmişi olan da illaki vardır. Orta emek 105 bir server'a başlattı arkadaşlar beni. Gel gel kanka gel oynuyoruz dediler. Ben de gittim oynuyorum. Ekrana şu an ekran görüntülerini koyarım. Lonex MT2 arkadaşlar. Daha açılalı 1-2 hafta olmuş. Varsa meraklısı. Flash'ımı kullanmak zorunda kaldım da. Varsa meraklısı, benim gibi Metin 2 sever, oynar, zaman harcayabilecek varsa ki hazır oyun bu sezonda pek şey değil. Nasıl söyleyeyim? Oynanacak durumda değil. Lonex Metin 2'deki ismim büyük harflerle sicili arkadaşlar. Oyuna girip bana PM atarsanız beraber oynayabiliriz. Ekrana da ekran görüntüleri koyarım. Gelirsiniz bizle beraber oynarsınız. Lonca'ya da alırız. Kuzenimin loncası var. Ben de orada oynuyorum. Yani varsa Metin 2 sever oynayan, hazır pandemide Lonex Metin 2'ye girip sicili isminden bana ulaşabilir. Teşekkürler. Çünkü ben de fazla Wild Rift oynamıyorum sizin gibi bu aralar. Zaman geçirecek oyunlar arıyoruz biz de. 5 level oldum. Tek yemez o Katarina. Bu arada benim ADC'm iyi. Sizin aklınızda şöyle. Sicili, ormancı, mid lane main, evet, ama gerçekten ADC'lere elimin yatkın olduğunu düşünüyorum.
Yattı bu. Aa, flash attı. Flash'ını atmamış mı o? Bak bakayım ben orada mıyım kanka? Oğlum. Ha, lan diyecektim. 3 tur aynı şekilde dojluyorum. Nasıl kaçırıyorsun? Sonuncuyu tutturdu. Öleceğim lan. En iyisi var. Buradan toz alalım. Ölmeyelim. Bir base atalım. Gerçekten çok güçlü bu hero ya. Bu hero en son bir buffladılar. Daha da durdurulamaz hale geldi. Build'im bu şekilde. Şuradan görebilirsiniz. Bir de ben ADC oynamasını zevkli buluyorum ya. Nasıl diyeyim? Bir şey diyemem gerçi. Nasıl söyleyeyim? An oğlum koltuğum kayıyor. Ha. Zevkli ya ADC rolünü oynamak. Bir de güzel ADC kullanıyorsanız tadından yenmez. Ejder gidiyor. Gitmiyor. Leona burada olduğuna göre alamazlar. Evet, base atıyor kanka. Rammus çok büyük hata Rammus'tan. Hemen başlayalım. Başlayın agalar. Agalarla ejder keyfi. Pardon, agalarla beleş ejder keyfi. Ya bir tane koyacağım, öleceksin gel. Şu hasara bakın ya, bozukluğun bu kadarı. Rastgele skill spam'ın arkadaşlar, tutturmak zorunda değilsiniz. Vuruyor. Tabi siz daha iyi oynarsınız benden eminim. Tutturursunuz skill'leri. Daha güçlü olur bu karakter. Tutturamasanız da benim gibi kör topal gibi ADC oynuyorsanız, özellikle Ezreal'ı rastgele skill'lere basarak oyun taşıyabiliyor. Yani o kadar güçlü. O W Q'yu tutturuyorsun ya. Adam diyor ki aman aman nereye geldik, daha demin evdeydik. Moduna sokabilirsiniz rakibinizi. Bak şimdi gel. Oh, yani bir tane Q attım sadece. Bak şimdi. Gördün mü? İki tane Q oldu. Bak bakayım. Ben orada mıyım Rammus kardeş? Şöyle bir dürtmek amaçlı. Oy oy oy, adam öldü öldü. Ah be Lux, sen de tutturaydın. Adam bu yaşta tutturamıyor ya. Öldüm. Dayana, yardım, help me bro. Çok yavaşsın bro. Neyse, 2-1-3 olduk, güzel güzel. Ezreal güçlü olduğu kadar da kendisini koruyabilen bir kahraman ya. Yani hero yakalaması dert. Yakaladın diyelim, flash atıyor. Flash attı diyelim, E atıyor. Yakalayamıyorsun. Kaçarken bile vuruyor. Şu an ciddi ciddi söyleyebilirim, en güçlü ADC Ezreal. Bu arada Necati abiyle video çekeriz. Çok soruyorsunuz abi Zeon'la niye video çekmiyoruz diye. Necati abi 150 saat, 160 saattir yayında. Müsait olamıyor. Yani çekeriz video. Necati abiyle zaten sürekli sohbet muhabbetimiz oluyor genelde. Niye çekmeyelim? Bir sıkıntımız yok. Necati abi ben çok küçükken de takip ediyordum. Böyle ortaokul zamanlarında Necati abi yat aşağı. Profesyonel LoL oynuyordu. Ben de bilgisayar LoL oynuyordum o zaman. OTP'ye soydum. Necati abi de Diamond Elo'da oynuyordu. ADC oynuyordu, Vayne falan. Sürekli izlerdim her gün. Çok iyi hatırlıyorum. O yüzden hani Necati abiyle bir sıkıntımız zaten benden olmaz yani. Lan öleceğim oğlum. Çok üstümde stunluyorlar ya. Hangisinden kaçacağım? Bakayım. Leona ignite atmış. Jhin'in E'sine yakalandık. Leona stunluyor, ultim ulti atıyor, onu atıyor, bunu atıyor. Ato kafa atıyor. Ayakkabıyı bitirelim artık. Şöyle yapalım. Öyle mi yapıyorduk? Yok, büyü direnci ayakkabısı alacakmışız arkadaşlar. Karşıda Katarina Akali var. Leona var. Büyü direnci ayakkabısı alın. Siz benim gibi hata yapmayın. Build'inden pek anlamıyorum. Bu build şeydi. Top 1 Ezreal build'iydi. Ya en iyi Ezreal oyuncusunun kullandığı itemler buydu. Ben de hemen kopyala yapıştır yaptım. Mükemmel zekamı kullanarak. Hasara bak ya. Yok ediyor baba.
Beni bir salın ya. Valla. Akali'yi görünmezken öldürdüm. Oğlum ama... Hadi kankalar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bak sinirleniyorum. Normal maçta bile sinirleniyorum şu an. Aman siz Nasus oynamayın. Ya şu Nasus alanlar... Ne deniyordu? Kurulu düzenleri var top lane'in arkadaşlar. Gelemiyorlar. Diyorum ki adama Nasus'a diyeceğim şimdi. Kardeşim niye gelmiyorsun? Ya kardeşim benim burada kurulu düzenim var. Yoksa niye gelmeyeyim diyecek. O yüzden demiyorum bile. Hani kurulu düzeninin olduğunu ben de biliyorum. Ama sizin kurulu düzeniniz varsa top lane'de top lane oynamayın arkadaşlar. Boş verin. Kurulu düzen her zaman iyi bir şey değil. Sonra adamı çağırıyorum. Diyorum kardeşim niye gelmiyorsun? İşte kurulu düzenimiz olmasa niye gelmeyeyim? Bir kurulu düzen bu Nasus oyuncularında var zaten. Güzel attım ultiyi de. FF verdiler. Nice. Nice. Bu videoda böyle olsun. Hani bu video kısa oldu bir tık. Kısa olsun. Hani kısa oldu. Olacak. Olmak üzere. Ne diyeyim lan? Ya neyse bu kısa oldu. Hani bu tarz videolar istenilirse yorumlarda falan bunun daha fazlasını çekerim hani bu şekilde. Mesela bugün Israel çektik. Yarın biz nasıl oynarız? Kurulu düzeni olmayan bir nasıl oynarız? Ne bileyim Katarina mı istiyorsunuz? Girerim normal maçta Katarina oynarım. Dereceli de bak dereceli oynarken sürekli Lee Sin, Evelynn kitlemek zorunda kalıyorum ormancı. Çünkü diğerleri iş yapmıyor. Jarvan 4, Rammus bilmem ne oynanılmıyor. Yorumlara da bakıyorum. Abi yeter Lee Sin, abi yeter Evelynn. Abi yeter Yasuo, abi yeter Zed. Başka hero yok arkadaşlar oynanacak. Meta dediğiniz şey 10 hero'dan 12 hero'dan oluşuyor zaten. Meta'nın yarısı top lane. Darius meta, Camille meta, Fiora meta. Mid'de oynanabilecek hero yok. Ormanda oynanabilecek adam gibi hero yok. Nerflediler hepsini, bitirdiler. O yüzden normal maça girip size eğlendirmek için video çekebilirim. O tür videolar istiyorsanız yoruma istediğiniz hero'yu yazmaktan çekinmeyin kendinize. Çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.